Evet, sevgili dostlar, misafirlerimiz, bir sevdadır Karadeniz. Her zamanki gibi yine yöresel çekimlerini yapıyor. Sevgili Gölcük Giresunlar Derneği Başkanı Şinasi Dede ve Yönetim Kurulu Kadın Kolları Başkanı, hepsi beraber şu anda. Evet, sevgili başkanım, şöyle senin görüşlerini alalım, yönetim kurulunun görüşlerini alalım. Sevgili Şinasi Dede, Gölcük Giresunlar Dernek Başkanımız. Bir Sevdadır Karadeniz programının derneğimize ve etkinliğimize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Bizimle her zaman manevi değerlerini paylaşan kardeşimize ve yapımcısı Ahmet Güngör Beyefendi'yi kutluyorum. Çünkü her programımızda, her seferkinde kendisi bize her programımızda destek olmuştur. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bununla alakalı derneğimizin geçmişi, bu yayladan dönüş programımız 150-200 yıllık bir program, 152 yıllık bir gelenek. Bu geleneğe, bu Gölcük Giresunlar Derneği olarak 3-5 yıldır burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Yönetim kurulum başta olmak üzere verdikleri destekten dolayı sevgili hemşerilerime, Gölcük halkına, Marmara bölgesine ve çevredeki sesimi duyup bize manevi olarak katkıda bulunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten Musa Tunoğlu'na da çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu konuda kendisi bize destek oluyor burada. Bu programlar kolay olmuyor. Bunların maddi manevi çok büyük bir giderleri oluyor. Bununla alakalı bir dayanışma içerisinde de bunu sürekli olarak devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdiden sonra gelen, geçmişte dernek başkanlığı yapan, başta Hüseyin kardeşim yanımda ve ondan önceki dernek başkanlarıma da bu derneğin bu zamana kadar gelmesine, yönetim kuruluma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili başkanım, güzel konuşmandan dolayı teşekkür ediyorum. Ahmet Güngör Beyefendi'ye bir hediyemiz olsun Gölcük Giresunlar Derneği olarak. Şöyle takdim edebilir misin? Siz takdim edin. Metin Bey, hiç fark etmez. Siz takdim edin. Ahmet Bey çünkü bizim her zaman yanımızda olduğu için bir fındıkla ağzını tatlandıralım dedik. Aslında bunlar çok küçük şeyler ama maneviyatı büyük olduğu için, yöremizi temsil ettiği için küçük bir fındıktan hediye olsun diye istedik. Kendisi kabul buyurursa biz ona küçük bir hediye takdim etmek istiyoruz. Evet Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol bu güzel jestiniz için. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi yönetim kurulu sevgili eski başkanımız var, Hüseyin Köroğlu, onursal başkanımız aynı zamanda. Çok başkanlarımız burada görev aldı, görev verdi. Ona bir duygularını belirtmek için söz verelim. Bir Sevdadır Karadeniz, hoş geldiniz diyoruz. Biz Kocaeli'de Gölcük Giresunlar Derneği'ni değerli hemşehrilerimizin katkılarıyla beraber kurduk. Bu derneğin kurma amacı kültürümüzü yaşatmaktı ve de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun da mutluluğu içerisindeyiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Gölcük'te 17-20 bin arasında bir nüfus yoğunluğumuz var. Gölcük'te, Kocaeli, bu sadece Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde. Ama diğer ilçelerimizde bayağı nüfusumuz var. Yaklaşık 150 bine yakın. Kocaeli genelinde bakarsak 150-200 civarında nüfusumuz var. Bunlarla hep iletişim içerisindeyiz. Evet, onursal başkanımız sevgili Hüseyin Köroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gölcük Giresunlar Derneği Kadın Kolları Başkanları oturuyorlar. Onlara da bir iki fikrini belirtmek için söz verelim. Teşekkür ederim. Başkanımız bize bu şeyi yaşattığı için çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Allah razı olsun başkanımız Şinasi Dede'den. Mutluyuz yani. Yayladan dönüşümüzü yapıyoruz. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi bizim Görele'nin çok güzel pastası var. Görele pastası. Onu bir tanıtalım. Sevgili Ahmet Bey kardeşim de çekimini yapıyor. Ona da bir takdim ederiz. Evet, devam edelim. Evet, bu Görele'mizin meşhur, yıllardır yapılan, yenilen, lezzeti çok olan güzel bir pastamız. Evet, teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanı Yardımcısı
Feride Koca. Evet sevgili izleyenlerimiz, bizim tabii Gölcük Giresunlar Derneği'nin başkanı sevgili Şinasi Dede Beyefendi. Ama onun da bir başkanı var, İçişleri Bakanı. Evet, mikrofonu sevgili yenge hanıma takdim ediyorum. Bir iki sözde Sevim Dede hanımefendiye, bir iki sözde o belirtsin. İçişleri Bakanı her zaman önde gelir. Evet, şimdi bizim başkandan bir sanki böyle imalı bir şey duyduk ama biz ona inanmıyoruz tabii. Sevgili Sevim Dede hanımefendi her zaman İçişleri Bakanı'dır. Buyurun efendim. Başkan burada nasıl başkanırsa evde de daha hükümlü başkanlığını yapabiliyor. Ben şimdi başkanlığını elinden alamayız daha adamın. Başkan olmuş bu. Kolay gelsin başkana. İşlere başarılı olsun. Evet, bu güzel sohbet için Sevim Dede annemize, yengemize çok teşekkür ediyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka eşi vardır. Sevgili başkanım, program akışını sunabilmeniz için size bir iki daha söz verelim. Açılışımız ne zaman? Değerli hemşehrilerim, kıymetli izleyiciler, Bir Sevdadır Karadeniz programının yapımcısı ve yönetmeni Sayın Ahmet Güngür Bey, Gölcük Giresunlar Derneği olarak bizim yayladan dönüş programımızın geleneksel bir yürüyüş programı var. Bu yürüyüş programının içerisinde eskiden olduğu gibi insanlarımızın yayladan geldiği kültürle sepet, inek, affedersin danalar, keçi, koyun, köpek, at, davul zurna çalgılarımızla, meşhur davul zurna kemençe çalgılarımızla, göl beşiklerimizle, yani o günde insanların yayladan yürüdüğü nasıl bir gelenek varsa ona az da olsa uyum sağlamaya çalışıp kültürümüzü Gölcük içerisinden yürüyerek Kavaklı sahiline kadar devam ettirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl başladık, çok beğeni aldık. Yarın saat 13'te Gölcük Kaymakamlığı önünde toplanarak toplu bir vaziyette yönetim kurulumuz, hemşerilerimiz ve tüm dostlarla beraber Gölcük'ün içerisinden yürüyerek etkinlik alanına gelip 15'te de burada resmi açılışımız ve protokol açılışımız olacaktır. Bu vesileyle sizin aracılığınızla tüm hemşerilerimizi bu açılışa, tüm dostları, hemşerilerimizi demeyelim, tüm dostları davet ediyoruz. Aynı zamanda size de göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum Gölcük Giresunlar Derneği adına. Evet, sevgili Ahmet Bey, çekimimizi şimdi standlarımızda sürdürelim. Sevgili yönetim kurulu üyesi Mustafa Durmuş da fikirlerini belirtebilir. Ben Şinasi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir girişimi başarıyla sürdürdüğü için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, sevgili izleyenlerimiz, Gölcük Giresunlar Derneği yönetim kurulu kardeşimiz, abimiz, sevgili Necdet Koca'nın da görüşlerini alalım. Ben öncelikle Ahmet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Şinasi'de de olmak üzere bu yerlerden dönüş etkinliğini başarıyla devam ettirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim kurulu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkeslerden Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi stand tanıtımı yapalım biraz sevgili Ahmet Bey. Evet sevgili izleyenlerimiz, sevgili dostlarımız, bizim Gölcük Giresunlar Derneği'ne çok katkıda bulunan Çamlı organizasyon sevgili Musa Tuna'ya öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kendisi Kastamonlular Dernek Başkanı'dır. Sevgili başkanım, bize vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyoruz. Senin de görüşlerini ve fikirlerini alalım. Değerli Ahmet abim, öncelikle hoş geldin. Ahmet abi bizi Gölcük'te de geldi buldu. Her zaman İstanbul'da gelirdi yanımıza. Sağ olsun, ayaklarına sağlık kardeşim öncelikle. Bu arada Ahmet abi kendine iyi bir sunucu bulmuşsun, Metin Durmuş'u. Ondan sonra çok yönlü bir abimiz. Teşekkür. Hem sanatçı hem sunucu her şekliyle. Şimdi biz üçüncüsünü düzenliyoruz galiba burada. Üç yayla defa dönüşü. Yaptık. Yayla, iki defa yayla dönüşü, bir yaylaya çıkış programı.
Gölcük Giresunlar Derneği ile birlikte düzenliyoruz bunu. Şinasi Dede Başkanımızın öncülüğünde bir yönetim kuruluyla birlikte. Tabii ki bir işin bu hale gelmesi kolay olmuyor. Bir ay bir süreç gerekiyor. Çalışmalar yapılıyor. Yani güzel bir program yaptık iki defasında da. Şimdi bugün böyle bu saatte buranın boş olduğuna bakmayın. Akşamleyin burası full dolar. Yarın cumartesi ve pazar günü gayet yoğun olur. Biz şehir merkezinden aşağı gerçekten göçü andıran, yayladan dönüşü adlandıran develerle, atlarla, ineklerle, koyunlarla, keçilerle geldik. Ve Karadeniz yöresel kıyafetleri giyen ablalarımız, kardeşlerimiz vardı. Ve 2000 kişilik bir grupla aşağı iniyoruz. Bu da gerçekten memlekette hani buradan Karadeniz'e gidemeyenlerin köy havasını teneffüs etmesine neden oluyor. Güzel bir program oldu ve olacak da devam ediyoruz. Pazar günü akşam ayın 8'i akşamına kadar. Biz buradayız. Çıkın çıkın gelin. Herkesi bekliyoruz. Biz herkesi bekliyoruz. Dostlar. Tüm herkes Gölcük Kavaklı sahiline davetlidir. Sevgili Musa Başkanım, senin o lezzetine doyamadığımız standını da bir tanıtalım mı? Şöyle. Şimdi evet, herkes işini yapsın derler ya, Metin abi çok iyi bir berberdir. Gerçekten işini de güzel yapan bir kardeşim. Aynı zamanda bizim de gıda firması. Benim asıl mesleğim, ben restoran işletmecisiyim. 35 yıldır yiyecek içecek işiyle uğraşıyorum. Biz dönerimizi yaprak döner deriz. Yaprak döner dediğimiz olay dönerin ince kesilmesi değildir. Etinin yaprak yaprak açılması, akşamdan terbiye ile marine edilmesi ve sabahleyin tek tek kat kat takılması ve 2 yaşını geçmiş bir hayvanın etinden döner çok sert olur, kararır. Yani körpe hayvan olması lazım, erkek hayvan olması lazım. Onun but eti ve kuzu boşluğu. Asıl etin önemli noktası, püf noktası bu. Ve yeğenimiz de çok şükür giden bir daha geri gelir. Evet, tadını bilen biliyor başkanım. Evet. Adem Bey kardeşim, bir sunum yapabilir mi başkanım? Kestim bakalım. Evet. Şöyle görsel olarak bir sunum alalım. Yetiştiriyoruz bunları bu gençlere. Başkanım, biz siz öncüsünüz. Artık. Siz öncüsünüz. Sizden evet. El alıyorlar. Evet. Bunun lezzetini bir yiyen biliyor, yemeyen de pişman oluyor. Biz etkinliklerimizde sevgili Musa Başkanımızın yapmış olduğu döneri muazzam bir şekilde... Metin abi aç. Ahmet abi seninki de hazır, gel canım. Teşekkür ediyorum. Sevgili hemşerilerimiz, dostlarımız, sizin bu lezzeti tatmanızı tavsiye ediyorum. Etkinliğimize bekliyoruz. Başkanım var mı son bir sözün? Ahmet abi ayaklarına sağlık diyorum. Burada 2 gün boyunca, bugün de 3 gün boyunca güzel bir şölen sizleri bekliyor. Tüm dostlar, haydi Horan'a diyoruz. Haydi Horan'a. Evet sevgili misafirlerimiz, yöresel olarak şimdi bir standımıza daha uğradık. Çok güzel gözlemenler yapıyorlar. Sevgili Emine Sarahan hanımefendi, şöyle bir iki bir şey alabilir miyiz sizden? Öncelikle hoş geldiniz abi. Ben Emine Sarahan. Gözleme yapıyorum 2 yıldır. Yaylalara gidiyorum arada. Evet. Gözlemem güzeldir. Beynirli, sucuklu, ıspanaklı. Her türlü şey yapıyorum. Herkesi bekliyoruz buraya. Herkesi bekliyoruz. Evet, tatımlık için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz. Yöresel ürünlerimize geçelim şöyle. Evet sevgili misafirlerimiz, şimdi Görele'den gelen Görele'nin çok meşhur dondurması. Bunu tabii herkes yiyen biliyor. Yemeyenlere de burada tanıtmak için. Sevgili Hüseyin kardeşim hoş geldin. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Etkinliğimize destek verdiğin için. Burada tabii evet. Ki yayla dönüşü yürüyüşü olup da evet. Giresun Görele olmadan olmaz. Olmuyor. Biz de elimizden gelen bütün olanakları kullanarak buraya kadar geldik. İnşallah hayır. Buradaki arkadaşlar da bizi yalnız bırakmazlar. Evet, Görele dondurmasının evet. Özelliğini bize açıklar mısın? Nasıl süt, salep, şeker, meyan köküyle yapılan organik bir dondurma. İçinde katkı maddesi içermez. Evet. Sadece sütten meyan köküyle yumuşatılarak yapılan bir dondurmadır. Evet. Ben böyle az bir şey severim, tadına bir bakın. Seyircilerimizin hakkına bir karar verin. Ona göre insanlar çıkıp çıkıp evet gelsin. İnsanlar gelsinler, dondurmanın tadına baksınlar. Ayıp olmasın, ben tadını biliyorum, şimdi yemek istemiyorum. Yine biraz de... sonra ayıp olmasın izleyenlere. Evet ben tadını biliyorum sevgili Hüseyin kardeşim. Biraz sonra tadını
Ahmet Bey'e takdim edeceksin herhalde. Sevgili dostlarımız, Hüseyin Bey'e teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı, hemşerilerinize verdiğiniz destekten dolayı ürünleri burada sergilemenizden çok çok, hele de bu lezzeti herkesin tatması lazım. Elimizi taşın altına biz de sokalım. İyi kötü buraya kadar geldik. Ne bileyim, hem tanıtalım, hem kar yapalım, hem burası kazansın, dostluk, arkadaşlık gitsin, hep beraber. Bunu Giresunlu biliyor, Göreleli biliyor ama buradaki dostlarımızın tatmasını istiyoruz. Bizim özelliğimiz zaten o yani. Buraya geliş amacımız sadece Giresun, Göreleli değil. Evet. Buraya Sivaslı da gelir, Ankaralısı gelir, tabii. Hepsi gelir, hepsi tatsın, evet. Hepsine. Yani bunu lezzeti tattıralım. Evet. Ki tanıtalım, biz de kazanalım, tanıtalım. Evet. Memleket kazansın. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Hayırlı, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi standlarımızı tanıtıyoruz. Sevgili Adil Bey de yöresel olarak bize çok katkıda bulunuyor. Her etkinliğimizde burada bulunuyor. Onun da görüşlerini alalım Adil Bey. Öncelikle Gölcük Giresunlar Derneği'ne hayırlı olsun. Şinasi Başkanımıza Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederim. Bu işleri yapmak kolay değil. Evet. Bu işler başlı başına bir olay. Bir kasabada bunu yapmak, en büyük il derneği yapamıyor bunu yani burada. Biz de, ben Direbolu damadı olduğum için Giresun etkinliklerine gelmek zorunda kalıyoruz, daha doğrusu istemesek de gelip evden alıyorlar bizi. Biz de Karadeniz'in Keşan Beştemal yöresel ürünlerini daha ziyade hediyelik, bayanlar ağırlıklı bir standımız oluyor. Güzellik merkezi diye burada hizmet veriyoruz. Katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Gerek Ahmet Güngör kardeşimize geldiği için zahmet etti. Hoş geldi, sefa geldi. Şahsınıza da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Bey zaten her zaman yanımızda olmaya çalışıyor. Ona biz teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Evet, son bir sözlerini alayım. Son, bu işlerin daha ciddi, güldüre dayalı olmasını, evet, sadece ticari olarak değil de güldürün öne çıkacağı şekilde yapılmasına biz elimize gelen katkıyı yapıyoruz. Derneklerin de o şekilde bir adım atmaları daha ziyade. Sizin de derneğe vermiş olduğunuz katkılardan dolayı sevgili teşekkür ederim kardeşime, çok teşekkür sağ ediyorum. Hayırlı işler olsun. Size de kolay gelsin. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi güzel bir standımızın önündeyiz yine. Sevgili Balcı Celal Beyefendi şöyle ürünlerini bize tanıtsın. Sevgili Celal Bey, evet, tabii sizin görüşlerinizi alalım. Etkinlik hakkında, ürünler hakkında birkaç kelimenizi alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Çok güzel tabii bu etkinlik şeyi. Bütün Giresun'u kardeşlerimizin burada, tabii biz de burada davet ediyoruz buradan. Çok güzel ürünlerimiz, hepsi orijinal. Balımız hepsi var. Evet, balımız, karakovan var, dağ balı var, yayla balımız var. Ondan sonra petek ballarımız var. Kara kovan balımız var. Ondan sonra hepsi sıfır şeker oranından, hiç güvenli bir şeklinde kestane balımız var. Bizim kestane ballarımız var. Evet, kestane balımız var. Çok güzel. Ondan sonra düt bekmezi, üzüm bekmez, tayin, Trabzon helvası, beton helvamız var. Hepsi çok güzel. Yani günün rahatlığıyla kardeşlerimiz götürüp evinde sofranına koyup yiyebilir. Ondan sonra ayrıca başkanlarımıza bu şeyi, güzel etkinliği kurdukları için çok teşekkür ederiz. Yani böyle bir şey düşünmeleri. Siz gibi esnafların da bu derneklere katkı vermeniz çok değerli. Biz teşekkür ederiz. Başkanlarımıza da buradan selamlarımızı ve teşekkür ederiz hepsine. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyoruz. Celal Bey, Balcı Celal Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Herkese selam. Söylemiş olduğumuz gibi şimdi Çanakçı Çepni Derneği tezgahına geldik. Sevgili Çanakçı Çepni Derneği Başkanımız Bekir Emen Bey, sizin de bu etkinlik adında ayrıyeten destek verdiniz Gölcük Giresunlar Derneği'ne. Sizin de fikrinizi alalım. Nasıl? Şimdi başkan ve ekibine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Geçen sene biz geldik, buradaydık, yine etkinliğe katıldık. Giresunlu'nun olduğu her yerde Çanakçı Çepni Derneği elinden geldiği kadarıyla her festivalde, her yerde bulunmak için çaba sarf edeceğiz. Bunun için mücadele vereceğiz. Sağ olsun işte geldik. Her şey çok güzel. Akış güzel. Akış güzel. Akşamları, akşamları çok, çok daha yoğun oluyor, güzel oluyor. Özellikle hafta sonunu bekliyoruz. Şimdi hafta evet, sonu bu tabii akşam bu akşamdan yoğunluk başlayacak. Evet. Vallahi burada olmaktan mutluyuz.
Hemşerilerimizle beraber işte vakit geçirmekten geliyorlar. İşte tanışmaktan bilenler geliyorlar, ziyaret ediyorlar standlarımızı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese, başkanıma ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de Gölcük Giresunlar Çetli Derneği'ne, yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili başkanım, Karadeniz'in kadınları hırçın mıdır böyle söylenir bir? Şimdi Karadeniz'in kadınları Karadeniz'e benzer. Evet. Hırçınlığı vardır. Evet. Çalışkanlığı vardır. Aksiliği vardır. 10 numara. Ama evet. Onun akabinde çalışkandır, hizmetkardır, vefakardır. Ailesine tabii için. Ki. Tabii. Şimdi Karadeniz'de işin gerçeği oranın yükünü kadınlar çekiyor. Evet. Bağda, bahçede, evet. Tarlasında, fındığında, çayında. Özellikle kadınların gerçekten yükü emeğiydi, çok ağır, emeği çok fazla. Evet, çok fazla. Onu inkar edemeyiz. Sağ olsunlar. Yani benim Allah başımızdan eksik etmesin. Evet. Evet. Şimdi biz Çepni kadınlarını Figen Hanım'dan dinleyelim. Dinleyelim. Topu ona atalım. Figen Hanım. Şimdi Karadeniz kadını ve Çepni kadınları arasında, yani herkes çalışkan tabii de, Çepni kadınlarının farklı özellikleri, böyle çalışkanlığı daha mı hırslı, daha mı? Daha hırslı, daha nasıl söyleyeyim, hırçın. Hırçın, yani Karadeniz'e benziyor değil mi? Hırslı, evet, çalışmak, başarmak isterler. Evet. Yapamadı dedirtmek istemezler. Çok güzel bir... Yoksa bütün Karadeniz kadınları çalışır, her yerde çalışır. Mutlaka. Ama bütün Çepni kadınları hırs yaparlar, yapamadı, beceremedi. Dedirtmek istemezler, evet. Evet Ahmet Bey, siz orada zaten hırsı görüyorsunuz değil mi böyle el hareketleriyle beraber? Evet, teşekkür ediyorum. Biz ama teşekkür ederiz. Figen Hanım'ın standı var. Şöyle standınızı tanıtır mısınız? Evet sevgili Ahmet Bey, Figen Hanım'ın çok güzel el işi örgüleri. Şimdi bu el işlerimizi, örgülerimizi örüyoruz, derneğimize katkı sağlıyoruz. Başkanım daha iyi ifade ederse, bende tam listesi yok ama çalışmalarımız var derneğimiz adına. Kumanya yardımlarımız var, öğrencilere burs veriyoruz. İhtiyacı olan bir ailemize ev yaptık sıfırdan. Çok güzel, derneğin amacı zaten. Aklıma gelenler, ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için ürünlerimizi, başkanım da memleketten getirdiği fındığımız, unumuz, bizim el emeklerimiz, bunları derneğimize katkı için getirdik. Burada satışa sunduk. Peki Figen Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili başkanım, isterseniz standı bir tanıtın. Tabii şöyle ki. Sizi standın önüne alayım. Nelerimiz var? Şöyle. Şimdi tabii ki memleketimizin olmazsa olmazı fındığımız. Kavrulmuş fındığımız var. Evet. Var. Kabuklu fındığımız var. Mısır kabuklu fındığımız var. Mi? Mısır unumuz var. Taze, fırın darısı yeni öğütülmüş, 5 gün oldu fırın öğüteli. Evet, ideal. İncir reçelimiz var. Balıkesir Çepni Derneğimiz var. Balıkesir'den organik zeytinyağı. Bize yolladılar, biz de kendi amblemizi koyduk. Zeytinyağımız var, balımız var. Herkesi Giresun Çepni Derneği'nin standına bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Başka bir standımıza geçebiliriz Ahmet Bey. Evet sevgili izleyenlerimiz, şu anda Alp Marmelat Dünyası'nın çekimini yapıyoruz ve ürünlerimiz acaba neler? Hanımefendi merhabalar. Merhaba, İsim alabilir miyim? Bahar. Bahar Hanım kolay gelsin. Şöyle, hayırlı işleriniz olsun. Şöyle el yapımı kremalarımız var. Ballı tahin, içinde bal, badem ve fındık var içinde. Şöyle karışım çikolata olarak. Evet, çikolatalarımız da var. Sütlü fındıklıdır, kakaolu. Evet. Tamamen el yapımıdır. Hiçbir katkı maddesi yoktur içinde. Organik bol diyorsunuz. Tabii ki de organik. Bu da bol fındıklı ve sütlü. El yapımı. Çok güzel. Bunların tadılmasını istiyorsunuz tabii, tabii değil ki mi? De. Müşteriler gelsin. Evet. Mesela bunlar size alışveriş yapsın. Evet. Şöyle tadını size baksınlar size en azından. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldir. Peki dernek adında bir hakkında görüş alabilir miyiz sizden? Yani etkinlik nasıl geçiyor? Gölcük Giresunlar etkinliği nasıl geçiyor? Şu an çok güzel geçiyor. İnşallah daha güzel geçer. Tabii, beklerim. Hafta sonu çok yoğun olacak. İnşallah. Bütün peki halkı bekliyorum. Sizlere hayırlı işler olsun, iyi satışlar olsun. Sağ olun. Evet.
Kusura bakmayın, seyircilerden özür diliyorum. Bir tadına bakayım ve herkesin de tatmasını istiyorum. Bunlar çok organik, evet. Görüyorsunuz, Görele dondurması gibi. Çok güzel. Bu lezzeti herkesin tatmasını istiyorum. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi Seda Hanım'ı ziyarete geldik. Seda Hanım, kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Merhabalar. Merhabalar, sağ olun. Şimdi sizden kısa böyle tanıtım alalım, ürünlerinizde neler var? Gümüşhane ürünlerimiz var, kuru incir, pestilerimiz var, lokumlarımız var, cevizli sucuğumuz var, memnunuz. Cumartesi, pazar günü vatandaşları bekliyoruz. Her gün buradayız zaten. Tabii buradayız zaten. Cumartesi, pazar, evet. Hafta sonunda daha bir yoğunluk olacağını bunlar düşünüyoruz. Bunlar köme mi oluyor bunlar? Ne oluyor bunlar? Cevizli sucuk bunlar. Cevizli... Keçi boynuzlu. Evet. Üzüm ve dut var. Üzüm kurularımız var. Kuru İleride dutumuz var. Var. Evet. Sucuklarımız nasıl? Kalitesi 10 numara. Tabii tabii, dana sucuğumuz. Çok güzel. Afyon'un sucuğu zaten. Evet. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. O sucuktan ederiz. Biz de alacağız eve. Tabii tabii. Inşallah. Buyurun. Size de ikram edelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ben işler olsun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Karadeniz'in yöresel süt, köy peynirleri, ürünleri hepsi burada. Hepsi mevcut. Evet, evet, hepsi mevcut. Samet Bey, hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. Olsun. Teşekkür bol kazançlar ederim. Diliyoruz. Allah razı olsun. Peki sen ürünlerimizi bize tanıtma imkanın var tabii mı? Tabii ki de. Giresun'umuzun yayla tereyağları var böyle. Yoğurttan evet. Yapılmıştır. Ha böyle yayıkta yapılır bunların hepsi. Evet. Ha böyle gelelim, yayla peynirlerimiz var, tulumlarımız var. Bak evet. Şöyle keçi deri tulumumuz vardır. Bunu derinin içine koyuyorlar. Bir sene, bir buçuk sene böyle bekler bu. Evet. Ondan sonra bu lezzeti alır. Tatlanır yani. Tabii, kıvamını tabii. Anca bulur diyorsunuz. Anca bulur, anca. Evet, yöresel bütün ürünlerimiz. Ha böyle Giresun'un koyun sütünden tulum peynirimiz var. Bulancağın. Tektaş yaylasının bu da. Evet. Safi koyun sütüdür o da. Gelelim böyle. Muhlama kuymaklık peynirlerimiz var. Aynı şekilde Rize'nin, Trabzon'un kahvaltıda yani da yenilebilir. Tabii ki de. Tabii ki de. Standımızda bulunuyor. Her şey mevcuttur çok şükür. Bekliyoruz işte. Akşamları çok yoğun kalabalık olacak. Evet, tabii. İnşallah. Sizin inşallah. Satışlarınız da iyi olur. İnşallah. Sizlere hayırlı işler diliyorum. Teşekkür bol kazançlar ederim. Olsun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyenlerimiz, Giresun Dereli Bektaş Yaylası'ndan gelen ürünlerimiz. Sevgili Sefer Bey, sizin de görüşlerinizi alalım ürünler hakkında. Ürünlerimiz yayla tereyağımız var. Tuzlu, tuzsuz. Evet. Bektaş Yaylası'ndan, Karagöl'den. Tulum peynirimiz var. Artık koyun peynirimiz var böyle eski derede olanlar. Evet. Eskiler bilir, yeniler bilmez de. Eskiler bilir. Orijinal bu. Bir sene toprağın altında 6 ay falan gibi bekler. Obruk peyniri derler, bu çıkar. Ondan sonra yemeğe hazır olur, kıvamına gelir. Böyle çekillenmiş peynirimiz var şöyle. Böyle muhlamaya koyma katarlar. Bunu Karadeniz bizim bu tarafın insanları evet. Çok iyi bilir. Böyle yine tulum peynirimiz var. Yine yine böyle Bektaş Yaylası'nda kendi yaptığımız tulum peynirleri var. Yani yoğurt, Karadeniz ürünlerinde ne ararsanız istersen var. Yoğurt standımızda bulunuyor. Yoğurt çekeliğimiz var böyle. Ayrandan yapılır, yoğurttan yapılır. Artısı muhlama peynirimiz var böyle. Kuymak, muhlama, toz, kahvaltı her şeye kullanabilirler. Gönül rahatlığını alabilirler. Tam yağlıdır, kaynamış süttendir. Böyle çeşit peynirimiz var yine kahvaltılık. Hem muhlama kuymakta da kullanabilirler. Böyle dil peynirimiz var. Sıfır tuzsuzdur, tam yağlıdır. Kaynamış süttendir artı. Yani özellikle tansiyon hastalarına. Aynen. Tansiyon hastalarına 10 numara 5 yıldızdır. Evet. Ondan sonra böyle sepet peynirimiz var yine. O da tuzsuzdur. Sepetlerin içine dökeriz onu. Suyu geçtikten sonra vakumlarız. Artı köy peynirimiz var. Tecen peyniri derler. Evet. Burada evet. Köyde tecen peynirimiz var. Hem inek peyniri var hem keçi yörük peyniri var. Böyle malum Kars'ta Erzurum'un da bulunduruyorsa. Evet, kaşar peynirlerimiz. Kaşar peynirlerimiz. Olması gerekiyor zaten standlarımızda. Gemlik zeytinimiz var. Evet. Artvin Yusuf Ali'nden gelen zeytinimiz var. Karatut pekmezi var Şefin Galisar'dan. Orijinal tut pekmezi. Tavsiye ederim. Çocuklara, kansızlara birebirdir. Evet, bunu izleyen. Aynen öyle. Alsınlar. Kestane balımız var yine. Evet. Orijinal kestane balı Karadeniz'e ait. Herkesi Gölcük sahil meydana bekliyoruz inşallah.
Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, Sefer Bey'e biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, biz standlarımızı gezdik. Esnaflarımız çok memnun. Sevgili başkanım, esnaflarımız memnun. Şimdi senden son bir iki cümle alalım. Şimdi esnaflarımız memnunsa biz zaten memnunuz. Bizim amacımız burada kültürümüzü yaşatmak. Fakat bu işin yükünü başta ben gözüksem de yalnız çekmiyoruz. Benim bir yönetim kurulum var. Değerli arkadaşlarım var. Bir tanesi Metin kardeşim olmak üzere. Bu işin yükünü ben dün akşam geldim buraya. Giresun'daydım. Ben gelene kadar bu işin tamamen altyapısı yapılmış. Bu sağduyu ve samimiyetlerinden dolayı kendilerine son derece teşekkür ediyorum. Çünkü bu iş paylaştıkça azalıyor bu yük. Bizde de bu kültürü paylaştıkça daha ileri götürmeyi düşünüyorum. Başkanlıktan ayrılacağım dedim, bir dayak yemediğim kaldı yani. Bir dayak yemeyi de düşünmüyorum ama dayak yeme de olsa herhalde bu işi bu dönem bu kardeşime bırakacağız. Zaten beraberiz de. Evet başkanım, teşekkür ediyorum. Olsun, biz birbirimize her zaman idare edeceğiz. O şekil olmasa zaten yönetim kurulu olmaz. Yönetim kurulu adına ben başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hep evet, beraber varız. Sevgili başkanım, rahmetli Katip Şadi üstadımız şu anda sahnede. Onun sesini duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanıma. Şöyle sahneye doğru dönüyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Gölcük Giresunlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliğin sahnesi bu şekilde. Ses sistemimiz 10 numara. Sesimiz güzel. Sesçi arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Evet, Gölcük Giresunlar Derneği olarak bütün dostları bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Rahmetli Katip Üstadımız da fonda çalıyor. Onun da mekanı cennet olsun. Ben Metin Durmuş olarak sevgili Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum bize yapmış olduğu katkıdan dolayı. Ben aynı zamanda müzisyenim, aynı zamanda erkek kuaförüyüm. Düğün programları yapıyoruz, müzik yapıyoruz. İrtibata geçmek isteyen olursa telefon numaram alt bantta geçiyor. Oradan isteyen irtibata geçebilir. Hepinize teşekkür ediyorum. İzleyen bütün izleyicilere sevgiler Gölcük Giresunlar Derneği adına. Hoşça kalın, dostça kalın.